Dermanı yardadır, sen de bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Yani beni bu gece buraya üzmeye mi çağırdınız? Ben ağlamadım. Geri inanma istemem ki. Çocukluğumda dinlediğim mini mini bir kuşu bile ümitten dinlemek istiyorum. Aman aman o bir kuş var ya kuş. Geçer geçer. Daha öncekiler gibi. Bu da yürek ilk defa. Bugün ver bakalım o muayyer gönlü. Teslim et. İçinden ne geliyorsa ona girsin. Ümitten sonra anca günaha girerim şarkı söyleyerek. Cahildim dünyanın rengine kaldım. Aynı hikaye, gönlüm düşünce aşka, her ayrılık aynı, yalnız kişiler başka. Aynı yalnızlık, aynı tanıdık telaş. Hep aynı, her şey aynı. Sanki birbirine hiç nasıl olsa geçer, geçer. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Neler neler geçmedi ki yine düşer. Deli divane gönlüm aşka, aşka, aşka vurgunum ben. Geçer, geçer. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Deli divane gönlüm aşka, aşka, aşka vurgunum ben. Gönlüm düşünce aşka, her ayrılık aynı, yalnız kişiler başka. Aynı yalnızlık, aynı tanıdık telaş. Hem aynı, her şey aynı. Sanki birbirine eş, nasıl olsa geçer, geçer. Daha önce
ötekiler gibi bu da geçer. Neler neler geçmedi ki yine düşer. Deli divane gönlü başka, aşka, aşka vurgunum ben. Geçer, geçer. Aşka vurgunum ben. Geçer geçer, daha öncekiler gibi bu da geçer. Neler neler geçmedi ki yine düşer. Deli var gönlüm aşka, aşka, aşka. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben programın başından söyleyeyim, program bitmez arkadaşlar. Beni ağlatma demiştim. Ya nasıl olacakmış ya? Beni ağlatma daha demiştim. Daha başlangıç. Dakika kadar bir ya, ne yaptın ya? Allah ya. Yanımsınız nasıl ya. Nasıl bitireceğim? Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hakikaten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle beraber çalıp söyleyeceğiz. Evet. Sürçülisan edersek şimdiden söyleyelim. Affola. Aynen. Gayemiz şarkı söylemek, söyletmek. Aynen. Birazcık olsun tebessüm ettirmek ya da birilerini bir yerlere götürmek. Bizi izleyenleri belki bir hatıraya daldıracağız. Öyle şarkılar İmkansız var. İmkansız zaten gidelim. Bak, gidemememiz şimdi, başka bir yere imkansız. Sabaha kadar buradayız. Aynen, Ümit'le ve seninle konuşunca neler söyleriz dedik. Bir de izleyenlere bir daha söyleyelim. Yani biz burada günlerce prova yapıp bu çekimi yapmıyoruz. Hakikaten böyle ne olursa hani misafire Allah ne verdiyse beraber yiyelim derler. Gönlümüze Allah ne verdiyse de beraber söyleyeceğiz galiba. Ama çok değerli bir kardeşim var benim. Çok teşekkür ederim. Hakikaten Ümit çok. Bizim için hem okuldan kardeşimiz öyleymiş, hem de öyleymiş. Müzikte hani bizim hani Türk müziği tandanslı bütün özellikle arabesk de sevenler için de söyleyeyim ama çok üst taraflarda ben çok az kaldı diye düşündüğüm seslerden. Allah ona ömür versin. Tabii canım bütün notalara blöf attı. Fake attı hepsini. Tuana sen de senin için de şunu söyleyeceğim. Bir oyuncusun. Hakikaten çok başarılı bir oyuncusun. Aynen. Oynadığın dizilerde, filmlerde seni zevkle izledik. Ama senin bir de bir yanın var ki şarkı söylemeyi acayip seviyorsun. Evet. Onu da geçtim daha önemlisi. Çok güzel söylüyorsun. Ay, teşekkür evet ederim. Bunu böyle çok hani ben şarkıcıyım diye ortaya çıkmıyorsun ama çaktırmadan da böyle çok iddialı bir tarafın da var. Çaktırmadan ben şarkı söylemezsem ölürüm arkadaşlar demeyi de ihmal etmiyorum. Bak senin böyle sosyal medyada izlediğim şarkılar, dinlediğim şarkılardan bir şarkı isteyeceğim senden. Hangisi? Hazır mısın? Hazırım. Korkuyorum. İsteyelim, tamam. Yazan Harun'umuza da bizim canımız arkadaşımız Harun Aynen. Kolçak. Hem şahane bir basçı, şahane bir besteci ve bence sevgili Sezen Aksu'nun keşfettiği şahane bir tenördü. Allah rahmet eylesin. Ona da buradan böyle ne diyelim işte rahmet gönderelim. Rahmet gönderelim. Ruhu şad olsun. Aynen ruhu şad Aynen. olsun. Aynen. Ne ton söylersin? Hakan ne ton söyler sence? Ne kadar çalışılmış hani şey bir cevap. Şey var ya hani böyle hani bakmıyormuşum gibi çek var ya. Hani evet, prova yapmamışım gibi evet. Çal durumu gibi. Ama tonları aldık canım ne yalan su. Prova yapmadık ama tonları evet biliyoruz yani. O kadar nasıl biliyoruz? Thank you.
Geçmiş bir başka doğuyor neden bugünlerde? Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum. Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime. Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde. Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutunuyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmaktan korkuyorum. Güneş bir başka doğuyor neden bugünlerde? Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime. Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde. Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum. Ah bu başıma aşık olmaktan korkuyorum. Ya lan! Bana ağzına sağlık. Bir şey söyleyeceğim bak. Mesleği oyunculuk olup gelip bu şarkıları söylemek de hakikaten her baba yiğidinde harcı değildir. Ay Ercan abicim ne güzel sen. Senin böyle inan... Senden de öyle. İlk söylediğin şarkı neyle başladık? Geçer. Geçerle başladık. Yad ettik mi?
Hayal etmedik. Sezen abla, Sezen Aksu. Abla mı? Abla senin babandır diyeceğim. Diyecek derdi mi? Derdi mi Sezen Aksu? Sezen Aksu. Sezenimize buradan hakikaten gönülden bütün sevgilerimizi yollayalım. Aynen. Yani inanılmaz bir dönemi inşa etmiş diyelim. Hakikaten kesinlikle öyle. Telefonda geçen de bir şey konuşuyorduk bir konuda. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Ya sen olmasan belki hani bizim bile şeyimiz olmaz. Çok, çok idealist ve tabuları yıkan bir kadın olarak karşımıza çıktı besteleriyle, sözleriyle. Tabii onun abiyi de yad etmek. Aynı lazım. Şekilde mi de söyledim. Unuttum çok. Çok yani değerli. Dolayısıyla hani bizim de bugün burada şarkılar yapmamızın belki de çok rahat rahat şarkılar yapmamızın vesilesidir. Onun için Sezen'i başka bir yere konuyoruz. Müthiş. Senden şimdi Kara Ağaç istiyorum. Bir gün hatta inşallah nasip ederse müzikal anlamda. Yok Kara Ağaç istiyorum. Okuyacağım Kara Ağaç abi. Yok Sezen yok. Ablanın... Kara Ağaç dedin. Ben okurum bu. Ben okuyacağım. Sezen ablaya dedi. Sezen ablanın bir şarkıdan okuyacağım. Aynı mesele de. Ayrı de Kara Ağaç okuyacağım. Bak abla deyince ben hani Kara Ağaç. Kızıyorsun ha tamam tamam. Ben ama öyleyim ne yapayım. Sezen çok seviyorum onu çok seviyorum. Yani zaten o tahmin edebiliyordur zaten. Sezen Aksu başka bir şey. Bak sana Sezen şarkıları yapacağız. Evet. Tamam, onu mu da bana bağlı? Söylemene gerek tamam, yok. Tamam aldım alacağım. Tamam. Kara Ağaç arkadaşlar. Kara Ağaç okuyalım. Ne söylersin? Siz söyler misin? Si'den gidiyoruz. Do okuyalım mı? Do okuyalım. Okuyalım ya. Aa, Si'de o zaten yarım ses bir şey evet yok. Evet ya. Ne olacak? Yok. Yarım sesin aramızda olur ya. Aramızda hadi Do. Ya gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var. Biliyor musun böyle başmış ayrılıklar? Gel biraz kokunu bırak, bahar mı soktun aralar? Ağlıyor musun?
cebimde ümitlerim. Gurbete giren döner mi dönmez mi belli değil bilirim. Ben bir karaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim. Ümitleri. Şu anda çocukluğumda dinlediğim mini mini bir kuşu bile ümitten dinlemek istiyorum. Aa, dinleyelim. Lütfen. Mini mini bir kuş konmuştu. Ya, öyle değil. Hayır, öyle değil. Ümit Yaşar gibi söyle bakayım. Ümit Yaşar gibi söyle bakayım. Re ver, re ver. Re'den mi? Ver bakalım. Hayatımda ilk defa söyleyeceğim. Hayır, evet. Yavaş la, bir dakika. La la la. La para etmez ki. Mini mini bir kuş konmuştu, pencereme kovmuştu. Mini mini bir kuş konmuştu, pencereme kovmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pırpır ederken canlandı, pencerem boş. Öyle mi? Öyle öyle. Pırpır ederken boşlandı. Ellerim bak boş kaldı. Aman, 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 o çocuğum aman. Oy çocuğum aman, aman, aman. O mini mini bir kuş. Aman, aman, o bir kuş var ya kuş. Çok güzel oldu. Ay. Ay. Ay çok iyiydi ya. Ay çok iyi, çok güldüm vallahi. Gözümle ağzım. Ay ağzına sağlık, yemin ediyorum iyi ki varsın ya. Burada izleyicilere söyleyeyim. Benim Tuğhan'ın zeka yaşı biraz daha küçük olduğu için. Evet ya. Canım bak abi. O da yani bu, aileden... Aynı aileden olduğumuz için evin çocuğu oradan izliyor diyor ki vahde vahde diyor. En son dayanamadı tamam. tamam dedi. Hakimimize de buradan. Kurma olurum ya canım abi. Seviyoruz. Ben çok seviyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Bu mini mini bir kuş bu versiyonunda çocukları uyutur abi. Şahane yemin olur. Ediyorum var ya tamam artık. Aa. Bu yeni versiyonun bize talep geldi galiba. Bu girdi bu sürüklediğim için çok özür dilerim ama. Mini mini rast yaz çıkar. Mini rast evet. Mini mini rast doğru. Arkadaş mini mini deyince aklıma Emi geldi. Sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok özle kavuşma, kavuşamadım gibi.
sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi, çok acı ama kavuşma. Kavuşamadın gibi. Senin de yüreğin yansın, başka ellerde mum gibi. Çaresizlik ayrılmasın, kapında köle. Senin de kalbini çalsın, başkaları mal gibi. Sevdam yüreğimde kalsın, gizli bir günah gibi. Geri dönme istemem ki, ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki, ne rolü var ne sahnesi. Geri dönme istemem ki, ben eski ben. Sen de mutlu olma, sen de sevilme. Geri dönme istemem ki.
eski ben değilim ki. Hayata öyle bir oyun ki, ne rolü var ne sahnesi. Geri dönme istemem ki. Sevilmeni sen de mutlu olma Emin. Ümit, sana bir şey diyeyim mi? Sen, sen bana ses ver. Sen olursan benim istemediğim hiç kimse mutsuz olmaz. Ne olur. Burada sen söylerken hüngür hüngür ağladı. Evet, bana ağlamadı. Makyaj yapıyor bir yandan onu falan. Başta söz verdim, ağlatmayacağım diye. Bir şey söyleyeyim, ben de duygulandım. Keşke bomba atsaydınız. Bak, sanki şöyle bir durum oldu. Bak, ben şarkıyı dinlerken, yani bu şarkıyı Yıldız'dan defalarca dinledim ama tabii Ümit'in yorumu hakikaten benim böyle ciğerimi dağılıyor derler ya, dağlar bu. Çocukluğundan beri böyledir bu arkadaş bir de böyle. Ümit'in okuduğu şarkı bir şarkı değil ki, sekiz şarkı. Benim gözümden böyle siyah beyaz Türk filmleri geldi. Evet. Vallahi geldi yani böyle o filmleri şey böyle sanki hani o Yeşilçam'ın ilk zamanları vardı ya onun şeyiymiş gibi çok etkilendim yani. Yani beni bu gece buraya üzmeye mi çağırdınız? Ben Allah'ım. Beni kanser etmeye mi çağırdınız? Estağfurullah. Allah göstermesin. Dermanı yardadır. Sen de bulunmaz. Başına benimle uğraşma doktor. Uğraşma. Kapanmaz yarayı. Gece gündüz kanarım, göz göre göre yanarım. Ver bakalım bu muayyer kürtü, teslim et, içinden ne geliyorsa ona girsin. Ümit'ten sonra anca günaha girerim şarkı söyleyerek. Mausolim anı, limandır. Doğan'ın en sevdiğin makam ne? Kürdili Hicazkar. Hadi canım, hiç düşünmedi. Hazırlandın da mı geldin sen? Yok. Vallahi bütün okuduğum ve sevdiğim şarkıların böyle olduğunu bildiğim için. Gerçekten evet, mi? Evet, yani müthiş. Bir şarkı söylüyorum mesela, işte atıyorum. Böyle makamını soruyorsun. Müzisyenlerin olduğu bir ortama girdiğim zaman şey diyorlar, bu da Kürdili Hicazkar, bu da Kürdili Hicazkar, bu da. Ama bir şey söyleyeceğim. Belki artık bunu çok seviyorum ve yazdığım şey şarkılar da böyle. Çok nadir de Kürdili Hicazkar'ı böyle o kadar. Yani Kürdili Hicazkar şey. Hakikaten çok sevilen ve sevdiğimiz şarkılar vardır. Güzel de makamları da bir oyuncunun bunu biliyor olması beni çok hakikaten çok sevindirdi. Müthiş. Neden? Vallahi. Ben bu şarkıları seviyorum, bunun makamı nedir diye sorup öğrenmişsin. Çat diye de söyledin yani, helal olsun. Vallahi hiç beklemiyordum da böyle bir soru. Mesela, çalıştığım bir yer yok yani. Hani ben hep şunu söylüyorum mesela, ben hüzdamcıyımdır ama hani içinde Hicaz olan her şeyi seviyorum diyorum. Oradan yırtıyorum yani, yoksa Hicaz ayıp olacak hani falan gibi. Seyyah ayıp olacak. Değil mi? Sen, abi ben sen Hicazcısın sen. Namı değer. Hicazların. Hicaz Ümit Eşen. O ben zaman şey yapalım mı? Hüzdam, Hicaz, sabah. Ya ben yani ama Hicazkar başka bir şey. O zaman Hicaz yapmayalım. Yapalım mı abi ya? Ya Hicazsız olmaz. Zaten senin tabii, şarkılarında daha da seçtiğin, söylediğin şarkılarda da hep Hicaz var yani. Hicaz çok net yani. Şey yapıyor. Benim bir şarkım var. Ben sana çok yakıştırıyorum. Kibariye söylemişti. Hicaz değil, kusura bakma. Elimizde kalmadı. Sen benimdin. Evet, kibar abla. Kibariye bunu çok acayip okumuştu. Evet. Sene galiba 90, rahmetli Osman Bayşu. Osman Bayşu. Osman Allah abi de yapımcısıydı. Hatta aynen. Stüdyo geldi. Ufuk da onun başında böyle bir şey vardır. Bizim Ufuk Yıldırım. O zaman yani iki kişi vardı. Bir Mustafa lakabı var başında, söyleyemiyorum.
O var. Bir de onu ben bir de Allah rahmet eylesin. Sabah bir rahmet. Allah rahmet eylesin. Ufuk başında böyle çok güzel bir şey çalmıştı böyle leadli. O zaman klavyeler de böyle teknoloji falan yok. 3 tane klavye var yani. Ben de başına şiir okumuştum. Evet. Sonra Kiboş girmişti şarkıya. Evet, çok çok şarkı. Benim ergenlik sesim o zaman. Okudum. Ya ergenlik abartıyorum tabii. 20 yaş sesim. Ama ben şimdi sözler var mı sende orada? Ben bakayım olması lazım. Varsa... Olması lazım ya. Çok sevdiğim bir şarkıdır çünkü. Ben o şiir kendi yani ben yazmama rağmen sözleri bilmiyorum arkadaş. Kusura bakma. Sırf şiirini okuyacağım. Yani şiir de değil aslında bir açış diyelim. Çünkü şairlere haksızlık etmiş oluruz. Bu bir şiir değil. Sadece şarkıyı anlatan böyle bir özet, başlangıç diyelim. Ön söz. Ön söz. Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki. Şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum. Neredesin? 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 Sen benim değil, kaderim değil, sevdiğim değil, ayrıldık diyemem. Sen benim değil, kaderim değil, sevdiğim değil, ayrıldık diyemem. Yaz yorgunu deli gönlüm, alışmadım ayrılığa. Çiçeklerin renkleriyle sevmiştim, şimdi ben yalnızım, yoksun. Thank you.
Tu. Yüreğine sağlık. Duana buradan çıkamaz. Duana buradan çıkamaz. Ambulans çağırır mısınız ya benim? Yüreğine kalemine sağlık var Ercan abi. Rica ederim. Sana da çok yakıştı kardeşim. Ne zaman istiyorsan. Her zaman. Albümüne plana koy söyle yani. Bizde şarkılar. Gene duyarım okumakta. O şey hani. Abladan sonra biraz. Şeyler gibi değil yani. Eyvallah. Sen de yok yok. En az o kadar söylüyorsun. Evet. O kadar da mütevazı olma canım yani. Peki. Şahane söz. Olur mu yani? Sene 1997. Ocak 24. Demişti ki Bayram abi. Çaresiz derdi benim. Sebebi belli. Boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni unutmaz. Dermanı yardadır, sende bulunmaz. Başına benimle uğraşma doktor, uğraşma doktor. Şöyle gösterebilirim doktor. Tüyler diken değil mi? Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaramda arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi belli. Boşuna benimle uğraşma doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinden. Boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli boşuna benimle uğraşma doktor. Derman yardadır, sen de bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönlüm. Dokunma doktor, dokunma, dokunma.
benim gönlümü yarama. Dokunma Bayram Çampınar'a abimize sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Hakikaten bizim için çok büyük bir üstattır. Ne şarkılar yapmışlar ya hakikaten. Neleri var Bayram abi? Biz biliyor musun Bayram abi biz Hakan'la böyle bayramlarda Bayram abi bayramda deyince yanlış olmuştu da. Hakikaten ararız yani böyle. Değil mi? Yani bizim için üstad onlar öyle. Çok büyük değerlerimiz. O biraz inzivaya çekilmiş gibi duruyor tabii böyle. Hani özellikle pandemi döneminde başlayınca. Evet. Bizim saygımız, böyle üstadlara saygımız sonsuz gerçekten. Böyle abilerimiz, böyle değerli üstadlarımız Allah bizim başımıza geçsin inşallah. Amin. Yani hep yanımızda amin olsunlar. Yaşasın arabeste ya Hakan Alçı. Yani yazsınlar, çizsinler bizlere böyle yeni ediyorum böyle şeyler. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Hakan da bizi izliyor şu anda buradan böyle. İzliyor şey, değil mi? İnönü stadında biliyorsun, Beşiktaş'ın stadında Beleştepe var biliyorsun. Ben çok yaşadım baba. Hakan da alışkın olduğu için şu an. Biz şey, hazır Hicaz'dayken şu bak sırada bak yorgun yıllarım var. Yorgun yıllarım var. Hakan Altun söz müzik. Hakan abim yine bir Hicaz. Evet. Yine bir Hakan Altun. Yine bir Ümit Yaşar. Evet. Ne yap? Müsaadesi vardır muhakkak. Çok biliyorum Hakan abim. Bak bak el sallıyorsa. Vardır, vardır değil mi müsaadesi vardır. El sallıyordur. Ya Hakan sen de gelsen şu evet şarkıda ya bize şurada otursan. Baba kartalım. Good.
di ra 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 ra. Kapatma sarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yollarım. Gönlümde can dolca gün olmadan kırıldı. Senin eserin yorgun yılları. Gönlümde can dolca gül olmadan kırıldı.
Senden bir şey isteyeceğim. Bak bunun senin haberin yok. Ben bunu sosyal medyada gördüm. Evet. Çok sevdiğim bir türkü ve acayip bir hikayesi vardır. Ya, tahmin ediyorum. Mağaz çünkü çok az söyledim zaten, evet. Bak hikayesi bizim Afyon Devlet Konservatuvarı'nda hoca bir arkadaşımız var. Osman Fethi Ark. İlk ondan duydum. Yani daha önce de duymuştum da yeni bir düzenleme yapmıştık 3 sene önce. Öyle dinlemiştim. Sonra... Tuğan'a da bunu söylemişti, gördüm yani ve çok güzel söylemişsin. Çok teşekkür ederim. Hakan Kuralay lütfederse acaba, güzel bir ton lütfederse.
şahane bir türkü ya. Bu, evet ya. Bu türküler evet, inanılmaz, işte. İnanılmaz. Türk halk müziği deyince fena ya. Moğuz'a bak. Bütün Kıbrıs'tan bizi izleyenlere hakikaten. Aynen. Oradaki bütün vatandaşlarımıza da buradan selam ve saygı yollayalım. Çok selam olsun. Özledim valla. Senden bir şarkı isteyeceğim. Söyle abim. Hüsnü Şenlendirici bestesi. Ha, Hüsnü'nün değerli kardeşim benim. Ya bizim... Hüsnü'nün ya... Ah be. O Hüsnü'nün çocukluk hallerini... Onun birkaç şarkısı var. Var ya. Ben sizi hatırlıyorum öyle. Sen bizi hatırlıyorsun, biz onları hatırlıyoruz. Evet, aynen öyle. Mesela Serçe falan var Hüsnü'nün mesela. O şarkılar da çok güzel de. Ben senden yalnız Adaletsiz Seçim. Adaletsiz Seçim. Of. Okurum. Allah'tan peçete mazdır. Hatta neyle okurum o zaman, olur mu? Bir neyle fileyin başında. Aa, şahane olur. Bir şey olur ya valla. Valla bir neyle açış yapsana. Evet hocam. Evet hocam ya. Bu arada Duana. Evet. Ne öğrencisi? Biliyorum. Konservatuar. Konuştunuz mu yani? Videoya çektim çalarken. Gerçekten enstrümanını hiç terk etmemiş. Zaten enstrümanı gibi söyleyebilen bir adam. Yani vokallere dikkat edersen o enstrümanın bütün hareketlerini sesiyle de yapabiliyor. Ben de değilim zaten. Sen neydin? Sen neydin? Duydum ben seni bir. Değil mi? İnanmazdım bileceğine, beni böyle bırakıp gideceğine. Dünyada inanmazdım bileceğine, beni böyle bırakıp gideceğine. Şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Al temiz istedi söyle, bu adaletsiz seçimi. Şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Al temiz istedi söyle, bu adaletsiz seçimi. İmkansız olunca, korkulan gerçek olunca, gözyaşım kurumuyor. Hayal kırılınca, imkansız olunca, korkulan gerçek olunca, gözyaşım. Kurumuyor bu yürek.
biteceği. Beni böyle bırak gideceğine. Dünyada inanmazdı biteceğine. Beni böyle bırak gideceğine. Şarkıların günahı yok, acıtan sensin için. Adaletsiz seçimi şarkıların günahı yok. Önce tam sensin içimi. Hangimiz istedim söyle bu adaletsiz seçimi. Hayalin kırılınca imkansız olunca, korkulan gerçek olunca gözyaşım kurumuyor. Hayal kırılınca imkansız olunca, korkulan gerçek olunca gözyaşım kurumuyor. Bu yürek ilk defa bugün sen de yerin hala olmuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala olmuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem hakikaten bizim de duygularımız var. Bu kadar oynama bizimle Ümit, yeter. Ben buradayım. Bir karar ver. Üstümüzün de gönlüne sağlık. Şahane müzisyen, şahane besteci yani. Canım kardeşim, ona da buradan sevgi yollayalım. Aynen. Çok selamlar olsun kardeşime. Senden bir şarkı istiyorum. Muayyer Kürdi. Reha'cığım ver bakalım Muayyer Kürdi. Teslim et, içinden ne geliyorsa ona girsin. Neye gireceğim acaba diye bakıyorsun. Neye gireceğim evet. Ümit'ten sonra önce günaha girerim şarkı söyleyerek. Anlamadığın dilimden.
İki kadın, bir adam, aşk çekilir aradan. İkimiz de severken, ya ondan geç ya benden, hep şarkının şöyle bir hikayesi var. O zaman stop müzik. Şuradan Hakan Altun bana güç veriyor da ondan. Hakan mikserin başında değil mi? Orada. Direkt karşımda. Büyük ihtimalle yeni ayrılmış. Bırakmıyordur o şimdi. Sesler nasıl bakıyordur. Muazzez Ersoy'un albümünü yapıyorum. O zaman Yıldız'dan şarkı alacağız. Yıldız da o zaman böyle cep telefonu falan yaygın değil. Yıldız da telefonla bana şarkıyı söylüyor. Bunu diyor böyle kaydedebilir misin? Ya diyorum nasıl yapayım Yıldız? Yani böyle kaydedip ben bunu Muazzez'e nasıl öğreteyim? İşte ben telesekreteri kaydedeyim. Sen telesekreteri ara falan böyle numaralar var. Şarkı o zaman işte baktık hani böyle Muazzez'e ve Türk müziği tandansı bir albüm yaptığımız için işte tamam. Başına işte Reha dedik ki işte Muayyer Gürdün Saz Semaisi koyalım falan böyle bir şey. O zaman Hakan Altun Stop Müziğin müzik direktörü. Böyle hepimizden bir sesler çıkıyor ama şarkıyı tam anlamadık. Neyse bir en sonunda anladık işte şarkı buymuş falan deşifre ediyoruz yani. Telefondan çünkü söyledi. Kızım gel söyle. Ya işte böyle. Yıldız işte yani. Allah ömür versin. Sonra da Muazzez'e bu şarkıyı okuttuk ama Muazzez tabii o sözleri okumak istemedi. Yani kullanmadı daha doğrusu. İkinci bölümdeki. İki kadın bir yani adam. Aldatılmış adam. İhanete, aldatılmış kadın ihanete uğramış. Yani aslında bir şarkı ne olacak yani ya işte ama şarkı galiba yani Muazzez Ersoy'da o zaman çok popüler olmadı. Hatta şarkının ismi de o zaman Seni Sevdim Gönüldendi. Şimdi yalan mı? Şimdi yalan mı oldu falan. Şarkı bir daha ikinci evresini yaşadı. Çok da sevdiğim bir şarkıydı. Sen de şahane söyledin. Ay, bu arada. Teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Teşekkür ederim. Beraber. Neşet Baba'ya gidelim. Evet. Beraber söyleyelim. Olur. Olur mu? Size yetişmeye çalışalım. Biz sana ayak uydurmaya çalışalım. Estağfurullah. Neşet Ertaş. Ama sen yani şöyle bir... Bizim... Acaba bir flamenco giriş mi yapsan? Böyle bir... Tuvana burada yer mi? Tuvana. Tuvana. Dallarına karlar diye devam eden. Thank you.
boşuna yandım. Senin elbet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim Zeynim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sensin. Senin ele benimsin sandım, ölürüm sevdiğim, zehrim sensin, evvelim sen oldun. Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalan. Gülen dünyada hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünyada. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim. Sen beni gönlümce mutlu kusandın, ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Yalandan yüzüne
karşıda da yesin anam bu sen. Fidayda dalanalım fidayda. 516 verirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin anam bu sevda. Kanunda benim canım arkadaşım Rauf Alay. Klanette İsmet'imiz. Onlarda canım kardeşim. Bas gitarda Arman, Arman, canım kardeşim Arman. Sesi var aslında. Piyanoda bizi derleyip toparlayan canım kardeşim İlker Yeter. Sevgili Doğa, ton maestrimiz. Ve bir de görünmeyen kahramanlar var. Bizleri sizlere aktaran sevgili kameraman arkadaşlarımız. Görüntü yönetmenimiz, yönetmenimiz, ışıkçımız ve Beleştepe. Aynı zamanda hepimiz çok akustik ve çok akustiğin ev sahibi Ercan Saatçi. Kesinlikle. Kardeşlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok mutlu ettiniz beni. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Yolunuz daim olsun. Çok teşekkürler. Onun için çok ne istedim. Diyoruz? Onun için ne diyoruz? Fidayda. Ah yalan dünyada, yalan o dünyada, yalan adam yüzüne gülen dünyada. Ah yalan dünya, yalan o dünyada. Yalana yüzüne gülen dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme
gülen dünya. Gel 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 gel.